Sevgili izleyenler, şu anda Osmancık'ta. Osmancık Bağımsız Belediye Başkan Adayı Sinan Gürer'le birlikteyiz. Resmi olarak başvurusunu yapan Sinan Gürer Başkan'la birlikte projelerini değerlendireceğiz. Ama önce bir Sinan Gürer kimdir? Bir onu tanıyalım. Evet Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. İlçemiz için, memleketimiz için adaylığınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah o makamda da görmek nasip olur diyelim. İnşallah. Evet, Sinan Gürer kimdir? Sinan Gürer, Osmancık, 1982 Güvercinlik Köyü doğumlu. Evet. Bu memleketin çocuğu. Yıllarca Gemici'de yaşamış, sonradan İstanbul'a gitmiş, orada işleriyle meşgul olan, genellikle bilgisayar teknolojileri üzerine işlerle uğraşan bir Osmancık vatandaşıyım, Osmancık'ın çocuğuyum. Memleketimize hizmet etmek için bu yola çıktık. Allah izin verirse, vatandaşlarımız da, halkımız da bizi o göreve layık görürseler, çok güzel projelerimiz var. Memlekete hizmet için yola çıktık diyorsunuz ama buna zorlayan şartlar nedir? Şimdi buna zorlayan şartları zaten çoğu Osmancık halkı beni takip ettiği için evet. Bir popüler olaylarımız var. Osmancık halkı zaten gündem oluşturan, yani gündem oluşturan olaylar. Popüler olaylarımız var zaten. Osmancık halkı bizi yakından takip ediyor sağ evet. Olsunlar. Ya gördüğümüz olay şu. Osmancık'taki mevcut yönetim olsun, onlardan önceki yönetim olsun, bazı haksız, hukuksuz olaylardan ötürü ben bu işlerin içine girdim. Halkımıza taraf tutarak, bazı insanları böyle kayırarak işler yapıldı. Vatandaşlarımızın bazıları üzüldü, bazıları kırıldı. Seçimlerde verilen sözler, vaatler hiçbiri yapılmadı. Şimdi mevcut yönetimde baktığımız zaman... seçim zamanı, yani bir önceki seçimde verilen sözlerin çoğunun tutulmadığını halkımız da zaten net bir şekilde görüyor. Yapılan şeyleri de görüyor. Evet. Yapılmayan şeyleri de görüyor. Buna istinaden biz de bu yola çıktık. Onların yapamadığını halkımıza daha güzel işler yapmak için, daha güzel projeler yapmak için en önemlisi de Osmancık halkının gelecekte Osmancık insanların, Osmancığımızın çocuklarının geleceğini etkilemek adına çok büyük projelerimiz var. Bu projelerden birkaç tanesini sayma imkanı var mı? Tabii ki. Bu projelerden en büyüğü ve bu benim yıllardır hayalim zaten. Bilişim Vadisi, yani Osmancık Bilişim Vadisi diye bir projem var. Yıllardır bu beynimde şekillenen çok büyük bir proje. Kendi enerjisini üretecek, doğaya... Evet. Zarar vermeden güneş enerji sistemleriyle kendi enerjisini üretecek. İçinde kampüslerimiz olacak, sinema salonlarımız olacak, tiyatro salonlarımız olacak. Gençlerimizin vakit geçirebileceği kültür alanlarını oluşturacağız. Yani burada bu tür üretimlere gençleri de katmayı mı tabii düşünüyorsun? Ki, tabii ki. Şimdi yani Türkiye'de bir bilişim üssü tarzında aynen. Bir şey mi olacak? Tabii ki. Osmancığımızı bilişim üstüne çevireceğiz. Özellikle ve özellikle ben Osmancık'taki gençlerimizin yazılım ve program evet. Dilinde ilerlemesini istiyorum. Çünkü çok büyük bir katma değeri var ülkemiz adına, ilçemiz evet. Adına. Her zaman şunu söyledim. Neden benim Osmancıklı gençlerim Microsoft'ta çalışmasın? Neden benim Osmancıklı gençlerim Apple'a yazılım kodlamasın? Bu büyük bir başarı olması lazım. Bunun için de altyapısını hazırlayacağız. Yani Allah, bu Hindistan'da bile varken ya, bizden iyi olmasın. Hindistan'da dahi teknoloji olarak, yazılım olarak Hindistan her zaman bir numaradır. Yani evet. Bunu Hindistan başarabiliyorsa benim Osmancık'taki gençlerim neden başaramaz? Tabii pırıl pırıl gençlerimiz ya, var öyle değil mi? Öyle süper zekaya sahip gençlerimiz var ki önlerini açacağız. Allah nasip ederse bizden sonraki yönetimler de bunu desteklerlerse, devamını getirirlerse çok büyük ileriye dönüp geleceğe yatırım yapacağız. Peki bunun Osmancık'a getirileri ne olacak ekonomik anlamda? Ekonomik olarak şöyle bir şey, benim projelerimden bir tanesinde yurt dışından çok büyük bir teknoloji firmasıyla anlaşmalar yapacağız. Teknoloji transferi şartlarımız var,
firmayla alakalı, çok büyük bir firma. İsmini buradan da söylemek istemiyorum şu anda. Osmancık'ta LCD panel üretimi, cep telefonu bataryalarının üretimini ilk etapta başlatacağız. 5000 metrekare kapalı alan ilk etapta. 2000 üzerinde Osmancık'ta sadece ve sadece Osmancık gençlerinin çalışacağı bir sektör yaratacağız. Yani bir istihdam oluşturulacak aynen burada. Ve bu istihdamın çoğu da burada bulunan METEM diye bildiğimiz, kısa açılımı METEM olan meslek lisesi öğrencilerimizden. Yani bunları biz İstanbul'a, Ankara'ya veya yurt dışına kaptırmayacağız. Kendi ilçemizde değerlendireceğiz. Bu şekilde onları işe de alacağız. Üretimimizi kendimiz yapacağız. Sadece ve sadece 5 sene. 5 sene biz o firmaya çalışacağız. 5 senenin sonunda bütün lisansları alacağız. Bütün üretim haklarını alacağız. Millileştireceğiz. Kendi üretimlerimizi yapacağız. 5 senenin sonunda Allah nasip eder de halkımız da bundan memnun kalırsa ve tekrardan bizi seçerseler, evet, üretim bandımız kapalı alan olarak 10.000 metrekareyi düşünüyoruz. 10.000 metrekarede 5.000 üzerinde Osmancıklı çalışan genç, mühendisiyle, bilgisayar programcısıyla, üretiminde, bandında, her yerinde kendi memleketimizin çocuklarını çalıştıracağız. Yani bilişim denince akla Osmancık gelecek ve biz bu projemizle Osmancık'a göçü tersine çevireceğiz. Aynen. Yani dışarı giden gençlerimiz değil de Osmancık'a dönüş yapan gençlerimiz Osmancık'a olarak düşünüyoruz. Şöyle bir şey, Osmancık'a geri dönmek için insanlar can atacak. Osmancık'ı biz teknoloji üssü yapacağız ve bunu yapmak çok basit bir şey. Benim istediğim şu, Osmancık neden sadece pirinciyle anılsın? Değil mi? Osmancık neden sadece pirinciyle anılsın? Çorum niye sadece leblebisiyle ünlensin? Tabi bu proje aynı zamanda Çorum'a da bir tabii katma ki değer katacak. Ya zaten Çorum hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler de öğrensinler. Çorum, Samsun, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat tamamını topladığınız zaman Çorum'un tek çevresinde başına üretimi büyük olarak tabir edilen illerden büyük, değil mi? Şimdi bugün Samsun, ben dün Samsun'daydım. Samsun'a baktığımız zaman biraz kaba tabirle söyleyeyim. Ve şimdi dedik ya burası köy gibi. Ama nüfus, baktığımız zaman nüfusuna, evet, nüfusu büyük bir yoğunluğu var ve büyük şehir. Ama üretim kapasitesine baktığımız zaman Çorum, çevresindeki 3-4 tane büyük ilin tamamından fazla üretim yapıyor. Sanayisi büyük, üretimi yüksek, katma değer, ülkeye vermiş olduğu katma değeri çok yüksek. Biz de buna Osmancık olarak büyük destek vereceğiz. Artı zaten Osmancık'ımız, İnsanlarımızın bildiği tabiriyle D100, bizlerin bildiği tabiriyle yolumuz bizim normalde E5 ve Türkiye'nin en uzun karayolu. E80 uluslararası yolu olarak geçiyor. D100 de devlet karayolu. Devlet karayolu olarak geçiyor. Hepsini birleştirdiğimiz zaman. Yani Sinan Bey, az önce şeyi söylediniz, Samsun'daydım falan. Bu meşaleyi herhalde Samsun'dan yakmayı, evet, düşünerek dün Samsun'a müracaat. Orada aslında rakiplerime şöyle de bir mesaj göndermek istedim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Milli mücadelemizi oradan başlattı. İlk adımı oradan attı. Oradan Amasya Kongresi, oradan Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi derken büyük bir meşale yaktı ve bir, evet, kurtuluş mücadelesi başladı. Biz de Allah'ın izniyle Samsun'dan o ateşi yaktık. Osmancığımızı düzelteceğiz. Kurtuluşunu. Peki neden kurtuluş neden olacak? Kurtuluşu? Şöyle bir şey. 5 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi yönetiyor. Verilen vaatler var, hiçbirisi yapılmadı. Verilen sözler var, halka verilmiş sözler var. Hiçbirisi yerine getirilmedi. Sağ olsun bir milletvekilimiz var. Elinden geldiğince, büyük bir değer aslında. Osmancık kıymetini de bilmiyor sayın vekilimizin. Osmancıklı bir vekil çıkarmak bile bu ilçe için çok büyük bir değerdir. Evet. Ancak kurumların koordineleri çalışmadığı zaman vekilin yapabileceği bir şey olmuyor. Kaymakamla koordineli çalışacak bir belediye başkanı olmadığı zaman bir faydası olmuyor. Kurumlar, evet, koordineli çalışmak zorunda. Şimdi vekilin kıymeti bilinmiyor. Yani uyum olması gerekiyor. Uyum yok. Uyum olmadığı için görüyoruz. Bir adım öne gidemiyoruz. Şimdi ben 20 yıla yakındır ben gurbetteyim, ancak orada kazanıyorum. Geliyorum, memleketimin esnafını harcıyorum. Ben 15 gündür buradayım. 15 gündür ben buradayım.
İnsanlar yanlış da anlamasın. Allah'a şükür kazanıyoruz ve memleketimizi harcıyoruz. Ben de biliyorum Antalya'ya tatile gitmeyi. Doğru. Tatilimi burada yapıyorum. Doğru. Domates püremi burada yapıyorum. Buranın esnafına kazandırıyorum. Buraya paramı harcıyorum. Gidiyorum yani, orada. Yani son 5 yıl bir facia olarak görüyorsun galiba. Facia değil. Facianın da üstünde bir şey. Yani Osmancık bu anlamda belediye yönetimin anlamında saldım çayıra mevlam kayıra hesabında mı gidiyor? Aynen. Şu andaki durum bu şekilde. Geçmiş döneme baktığımız zaman bir 5 yıllık MHP dönemi var şu anda. 5 yıldır yönetiyorlar. Yönettiklerini zannediyorlar. Ama yönetemiyorlar maalesef. Halkımız zaten biliyor neyin ne olduğunu. Anlatmamıza gerek yok. Öyle bir tabir kullanalım. 5 yılın öncesine baktığımız zaman da bir 15 yıl AK Parti yönetimi var. Evet. Şimdi silsile yoluyla geldiğimiz zaman evet. Devlet kurumlarında devamlılık esastır. Devamlılık esastır ancak biz Osmancık Belediyesi'nde bu esası hiçbir türlü 15 yılın sonunda AK Parti'den sonra 5 yılda MHP dönemi 20 yıl toplamında 20 yılda biz bu silsileyi göremedik, yaşayamadık ve bunu halk nezdinde halkın tabanına işleyemedik. Hep tepe noktada kalıyor. Halkın tabanına inmiyor bu. Hiçbir yatırım halkın tabanına yansımıyor. Sinan Bey, şunu soracağım. Tekrar Bilişim Vadisi projesine dönerek. Yani burada belediyecilik sadece kaldırım döşemek, yol asfaltıya atmak değil. Ya da park yapıp çiçek dikmekle mi oluyor? Hayır. O zaten mevzuata göre. O zaten belediyelerin asli görevi yapmak görev, zorunda. Tabii. Yani ben belediye başkanıyım. Ben bunu size yaptım diye, bir park yaptım diye bunu insanlara lütuf olarak gösteremezsin. O sizin göreviniz. Yani kaldırımları beton döşemek, beton döşeyememek diye. Asfalta beton yama yapmak şimdi başarı mıdır? Siz de biliyorsunuz, Osmancığımızdaki park olaylarını biliyoruz. Asfalt olaylarını da biliyoruz. Yani asfaltın tabii yarısı gitmiş. Asfalta beton yama olduğunu evet, da biz onu da gördük. Onları da gördük. Çağ yani, atladık o konuda. Çağ atladık. Asfalt, yani asfalta nasıl bir beton yama yapılır bildiğimiz. Onu da şaşırdık yani. Şaşırarak da izledik. Şimdi baktığımız zaman bunu bir trajikomik olarak değerlendirebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim. Şu andaki başkanımız kendine de sevgiler, saygılar. Büyük severek izleyecektir. Yani kendisine sadece şunu söylüyorum. Bir belediye başkanı değildi. Gerçekten bir stand-upçı falan olsaymış. Gerçekten diyorum yani. Kendisi bir belediye başkanı değil de bir stand-upçı olsaymış Cem Yılmaz falan yanında bilmiyorum artık nasıl kalırdı. Belki de Cem Yılmaz ders almaya gelirdi diyorsun yani. Cem Yılmaz, Atademirer gibi bizim görmüş olduğumuz stand-upçılar belki de şu anda sesleri solukları çıkmıyordu. Belki burada bugün ders almaya gelmiş olurlardı. Olabilirlerdi diyorsun. O yeteneği var. Sayın Başkanımızın o yeteneğini gördüm. Bence değerlendirmeli. Şimdi başka projelerimiz de var. Mesela benim başka bir projem Osmancık Halk Ekmek gibi bir projem var. Evet. Malumunuz Osmancık gibi bir yerde ekmeğin 8 liralara çıktığını, 6 liralara çıktığını, 7 liralarda olduğunu duyuyoruz. Bazı ekmek fırını abilerimiz sayesinde şu anda belki Osmancık halkı birkaç fırın sayesinde ucuz ekmek yiyor. Biz Osmancık'taki esnafımızı üzmeden yani o insanları da yani burada şimdi bunu derken fırıncıların ya da bu diğer ekmekten kendine gelir edenin büfecilerin filan tepkisini almayı nasıl göz alıyor? Şimdi tepkilerini almayacağım. Onları da destekleyeceğim. Osmancığımızın her tarafı güzel. Evet. Ekim arazimiz çok. Mümbit bir arazisi var. Çok güzel arazilerimiz var. Kendi ekinimizi ekeceğiz. Kendi evet. arpamızı ekeceğiz. Kendimiz üreteceğiz. Gerekirse biz fırınlarımızı destekleyeceğiz. Yani biz sadece ya biz Osmancık ekmek fabrikasını açtık. Ancak diğer ekmek fırınları ne yaparsa yapsın demeyeceğiz. Onları da destekleyeceğiz. Tabii onlar da bu memleketin onları insanı. Da destekleyeceğiz. Artı bizim projemiz şu. Zaten ilçemiz biliyorsunuz emekli yer. Genellikle evet. çoğunluk yaşlı kesimimiz var. Sayfiye şehri olarak değerlendiriliyor. Aynen. Yani böyle bir huzur verici bir havamız var. Arkamızda evet. zaten görüyorsun kalemiz var. Tabii bunu da belirtelim. Biz bir kapalı mekanda bir stüdyo ortamında da bu söyleşimizi yapabilirdik ama özellikle burayı seçtik aynen. ki. Yani
az biraz da hava serin. Aa, evet biraz hava serin ama ona rağmen, geldik burada söyleşi yapıyoruz. Şimdi Osmancığımız güzel. Osmancığımızın ekin arazileri, ekilebilir arazileri çok. Evet. Biz bu yönetim gibi bir şeyleri, devlet arazilerini hiç kimseye satmayacağız. Hiç kimseye rant kapısı açmayacağız. Aksine... Peki öyle bir şey oldu mu da? Öyle bir şey oldu. Bunu halkımız biliyor. Gerekli kurumlar farkında. Alttan alta gerekli kurumlarda gerekli incelemeleri zaten yapıyorlar. Devletimiz büyük bir devlet. Tabii devletimiz yapacaktır. O konuda usulsüzlükler tabii varsa ki, onun üzerine gidecektir yani. Yani biz, ben iki yıldır yazıyorum. İki yıldır sen de biliyorsun. Evet. Bazı şeylerin içine girdik. Bazı yargılamalar sürecimiz oldu. Halen yargılama süreci devam eden davalarımız var. Süreçler var. Bu zamana kadar halkın nabzını ölçtük. Halkımızı doğrular anlatmaya çalıştık. Anlatabildiysek bize ne mutlu. Çünkü burada bugün şu köprü benim değerim. İlçenin değeri, ilçede yaşayan herkesin değeri, Çorum'un değeri. Evet. Çorum'u geçtikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değeri. Evet. Ben buraya şunu da söyleyeyim. Biz Osmancı teknoloji üstü yapacağız. Üretim üstü yapacağız. Lojistik üstü yapacağız. Turistik bir merkez haline getireceğiz. Yani biz bu E80 uluslararası karayolu ve D100 devlet karayolunu dönüşüme aynen alacağız. Bu güzellikteki bir şehri turizme kazandıracağız. Bulunduğu yerden biraz daha üste. Biraz daha değil. Çıtaya çekeceğiz. En çıtaya. En zirveye. Nasıl ki peribacalarına Japonya'dan dünyanın her yerinden insanlar evet geliyor. Osmancığımıza da inanın ki gelecekler. Dünyanın her yerinden buraya turist yağacak. Peki bu ırmaktan akan ve bizim baktığımız suyla ilgili herhangi bir bu proje? Bu bizim elmasımız. Kızılırmak bizim elmasımız ancak bu zamana kadar işleyebilirsek tabii. İşleyeceğiz bu zamana kadar. Yani böyle kimse, bir maden var elimizde. Evet, boşuna akan bir madenimiz var. Bu zamana kadar hiç kimse bunu işlemeye akıl edememiş. Bu çok büyük bir değer. Bu su buradan şu anda gözümüzün önünden boşuna akıyor. Karadeniz'e doğru boşuna akıyor ve gidiyor. Şu ilçeye hiçbir faydası yok. Ama bizim dönemimizde olacak Allah'ın izniyle. İnşallah hayırlısıyla. Evet Sinan Bey, şimdi mahkeme süreçlerinizi biliyoruz. Tabii ki. Daha önceki yönetimle olan bu tarz aksaklıkları dile getirdiğiniz şeylerde, bundan sonraki süreçte düşünceleriniz, Osmancı halkına vermek istediğiniz mesaj nedir? Bu sürtüşmeler biliyoruz, bütün halk da biliyor. Bunu dile getirmesek tabii eksik kalır. Bu sürtüşmeler, yani o tarz sürtüşmeler, karşı tarafın hamlesiyle, sizin deyiminizle sürtüşmeler bu süreçten sonra devam edecek mi? Şimdi ben eğer Osmancı halkı beni o makama layık görürse Osmancı halkı ihya edecek. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle artık Osmancık'ta zengin kesim dediğimiz bazı aileler, bazı gruplar zenginleşemeyecek. Osmancık halkı yani zenginleşecek. Yani burada şimdi zenginleşecek deyince haksız kazanç elde ederek zenginleşme mi var? Aynen. Şimdi burada malumunuz bir yatırım yapılmak isteniyor, engelleniyor. Yurt dışından yatırım veya yurt içindeki evet fabrikatörlerden yatırım getirilmek isteniyor buraya. Bunlar engelleniyor. Bunları engelleyen kişiler var. Çünkü bunun da sebepleri var. Kendince kendilerini haklı görüyorlar aslında. Ancak yaptıkları şey bu ilçenin genç nüfusunun dışarıya kaçmasına sebep oluyor. Evet. Göçe sebep oluyor. Ya bugün ben 20 yıldan fazladır İstanbul'dayım. Neden yani İstanbul'da? Yani burada şimdi küçük olsun benim olsun mantığı mı işliyor? Şimdi burada biraz kaba tabir olabilir ancak halkımız anlayacaktır. Bizim borumuz öter mantığı var. Yani biz buradayız. Biz yaparız. Biz çalıştırırız. Boru derken de soba borusu değil. Soba borusu askeriyedeki değil. O hücum borusu ya da toplan borusu anlamında. Şimdi biz çalıştırırız. Buradaki insanlar bizim iş yerimizde çalışsın. Başka yerde çalışmasın. Mantığı var. Ve buraya yabancı yatırımcıları sokmak istemiyorlar. Yani bize mecbur kalsın mantığı mı var? Aynen.
bize mecbur olsunlar, başka kimseye çalışmasınlar. Şimdi biz bu zinciri kıracağız. Osmanlıca yatırımın alasını getireceğiz. Bir kere çok büyük bir teknoloji firmamız. Bizim de zaten o işim üstü geldikten sonra diğerleri kendiliğinden gelecek. Otomatik olarak domino taşı gibi gider. Gelecek. Zaten o firmanın yatırım yapması demek buraya, buraya haliyle bir çok büyük bir firma, teknoloji firması, ismini şimdi açıklamayacağım, çok dünya cümle bir firma buraya yatırım yapacak. Teknoloji anlaşmamızı yapacağız. Tabii ulaşımda sıkıntı yok. Yani şimdi ulaşım şöyle bir Samsun şey. Samsun liman buraya 170 kilometre, 2 saatlik yol. Limanımız yakın. Şimdi teknoloji üssü buraya bu yatırımı yaptığı zaman haliyle bunun lojistik olaylarının gelişmesi gerekecek. Lojistik üssü. Lojistik üssü de kurulacak. Şimdi Merzifon'da bir havaalanı var. Evet. Bizim halkımıza, Çorum halkına diyeyim. 45 bu kadar, dakika burada. Bu kadar sanayi üretimi olan, bu kadar güçlü ekonomiye sahip bir Çorum. Ancak havaalanımız yok. Bir parmak balı sürdüler yıllardır. Havaalanı dediler, Yozgat'a gitti. Havaalanı dediler, Merzifon'a gitti. Hızlı tren dediler. Hepsi başka yerlere gitti. Hiçbiri bize gelmedi. Çorum'un çevresinden çember gibi dolaştı. Bakın, diyorsun. Çorum'un çevresinden çember gibi dolaştı. İşin trajikomik tarafı şu. Çevremizdeki illerin tamamını, ki bir tanesi büyükşehir. Şimdi Çankırı büyükşehir mi bilmiyorum. Değil bildiğim değil. Kadar. Kırıkkale değil, Yozgat değil. Samsun büyükşehir. Evet. Toplamını topladığımız zaman Osmancı Çorum'un ihracatının yarısı kadar ihracatları yok. Yok. Yatırımları yok. Sanayileri bizim kadar güçlü değil. Ancak bakıyoruz duruma. Ya bunlar, tren bunlara gitti. Havaalanı bunlara gitti. Bize bir şey yok. Bu şimdi bizim eksikliğimiz. Bunlar olmuş olsaydı Çorum bugün iki katı daha güçlenecek. Çorum'un güçlenmesi demek ilçelerinin büyümesi, ilçelerinin yani güçlenmesi. Yani ben şu dediğinden şunu anlıyorum. Belediye, çoğu kişi diyecektir ki bu belediyenin görevi mi? Belediyeler bulunduğu şehirlerde ekonominin hareket noktası olarak mı değerlendiriyor? Tabii ki. Benim bakış açım o şekilde. Belediye dediğimiz şey kaldırım yapmaktan ibaret değil. Asfalt atmaktan ibaret değil. Veyahut zabıtayı gönderip işte çarşının içini denetlemekten ibaret değildir belediye. Belediye halkın refahını düşünecek. Buna göre adımlar atacak. Zaten yerel yönetim olarak kuruluş amacı bu. Sen buraya firmaları teşvik edeceksin, yer göstereceksin, olanakları sağlayacaksın ki şimdi geriye bundan 25-30 sene öncesine döndüğümüz zaman Avni Kılıç dönemine gelelim. Tekstil fabrikasını getirebilmek için Avni Kılıç buraya yer gösterdi. Bunu herkes biliyor. Evet. Para almadı, şeyler almadı, onların yolunu yaptı. Olanaklar sağladı ki buraya bu insanlar gelip yatırım yapsın, benim insanım çalışsın mantığıyla yaptı bunu. O da yani işte bayağı bir ivme kazandırdı. İvme kazandırdı ama orada kaldı. İleriye geçemedik. Halen daha Osmancık aynı durum. Peki şey soracağım. Şimdi Osmancık'ta daha önce belirlenen bir organize sanayi yeri var. Temençe bölgesi. Daha sonra aldılar, götürdüler Kamil yolu üstünde bir yere. Sıkıştırdılar. Bu organize sanayi ile ilgili düşünceler nedir? Çünkü orası şu anda doldu. Gelen yatırımcıya bir yer tahsisinde bulunamıyor. Ama bir sürü de boş yer var. Herkes orada kendine mi parselleme yaptı da böyle oldu? Bence öyle oldu. Yani şu andaki organize sanayi... Yani az önce dediğin şeyden düşünerek geldim oraya. Yani bizim elimizde olsun, başka bizden başkası kimse aynen gelmesin öyle. Mantığı mı var? Aynen öyle. Şimdi burada her yer herkes kapmış. Yabancı gelen adam nereye oturacak? Doğru. Yani bir kontenjan ayrılmalıydı. Başka yatırımcılar için de mesela orada atıyorum organize sanayide 10 tane büyük fabrika kurulacak yer varsa bunun 4 tanesini sen Osmancık'taki iş adamlarına ayırıyorsan diğer 3 tanesini veya 6 tanesini Osmancıklı'ya ayır. 4 tanesini de yabancı yatırımcı için ayırması gerekiyordu. Ama ne yapıldı burada? Yabancı yatırımcı girmesin. Biz kendimiz neman alalım derdiyle. Yani bu çemberin dışına çıkılmasın düşüncesi çember mi oluştu? Aynen öyle bir şey oldu. Ne oldu sonuç? Kendileri oturdular. Şöyle tabir söyleyelim. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Daha önce de bununla ilgili çok yorumlar yaptım. Osmancık organize sanayisi var ama küçük sanayi sitesi oraya göre biraz daha gelişmiş gibi oradan düşünüyorum. Büyük. Oradan büyük.
Yani oranın yanlış yerinde... Yanlış mı düşünüyorum? Yani şimdi Osmancık ne tarafa genişleyebilir baktığımız zaman? Bütün şehirler batıya doğru genişlemeye başlar. Evet. Burada şehrin önünün tıkaldığı düşüncesi. Fazla gidemeyeceğiz. Samsun tarafına doğru genişleyeceğiz. Orada ne var? Küçük sanayi sitesi var. Aslında küçük sanayi sitesinin olduğu bölge tam bir organize sanayi bölgesi. Öne açık. Çünkü bundan 10 sene sonra oralar zaten dolacak. Evler o tarafa doğru gidecek. Yapılaşma o tarafa doğru gidecek. Gemici tarafında daha yukarılara doğru gidecek. Evet. Ya, ama şöyle gidecek. Bizim gibi düşünceye sahip başkanlar bu ülkeyi yönetirse bu gelişme olacak. Ama mevcut yönetim gibi olursa Osmancık hiçbir zaman gelişmeyecek. Hacamza'dan kendimize pay biçelim. Ne oldu? Köye dönüştü. Köye dönüştü. Osmancık'ta kaderi bu şekilde olacak. Biz Osmancık'ın kaderinin köy olmasını istemiyoruz. Belde olmasını da istemiyoruz. Yani ben seçildiğim takdirde Osmancık'ın kaderinde kırılma noktası olacak diye düşünüyorsunuz sanırım. Kırılma noktası olacak, nüfus artışı olacak, yeri gelecek, nüfusumuz el verdiği için il dahi olabileceğiz. Merzifon'u da içimize alacağız. Çünkü nüfus yoğunluğumuz olduğu zaman evet. Biz il statüsünü... Yani Sinan Bey sen... Benim hayallerim büyük. Büyük hayaller ve çok üstte bir hayal kurmadan, hiçbir şey gerçekleşmez. Peki şey soracağım. Bu arada ben geçen hafta Osmancık Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iki gün orada işlerimi halletmek için bulundum. Oradaki esnaf çok dertli sanayinin durumunda. Şimdi Osmancık Küçük Sanayi Sitesi benim düşünceme göre Osmancık'ın bir vitrini, bir aynası. Şu anki durumu içler acısı. Oradaki esnafın söylediği, her gelen belediye başkanı bize burayla ilgili vaatlerde bulunuyor ama her şey seçime kadar gidiyor. Seçimden sonra burası unutuluyor diyorlar. Orayla ilgili düşüncelerin nedir? Osmancık Sanayi Sitesi'ne yaklaşık, ben artık gülüyorum ya. Yani ben artık gülüyorum, öyle söyleyeyim. Soy ismim de Gürer olduğu için mi bilmiyorum ama ya 15 sene AK Parti yönetimi yönetmiş. 5 yıldır MHP yönetimi yönetiyor. Her giden o insanlara sözler vermiş. Yani 20 yıldır bu insanlara diyorlar ki biz buralara asfalt yapacağız diyorlar. Ama asfaltın ağası yok. Toz toprak. Ya şimdi orası bir sanayi sitesi. Geçenlerde sizinle de canlı yayın yaptığımızda şunu dillendirdim. Evet. Ya sanayi sitesinde bir bankamatik yok. Evet, bankamatik yok. Ya şimdi Samsun'dan gelen vatandaşın arabası bozuluyor. Üzerinde nakit belki olarak nakit yok. Nakit yok. Oradaki vatandaşta tamircide post makinesi yok. Post makinesi koysa ayrı bir dert. Ondan komisyon. Şimdi, IBAN atayım dese IBAN işi de biraz sıkıntılı günümüzde maalesef. Evet. Herkesten IBAN da almayın. Bu arada bu da yani halkımızı ben biraz bilinçlendirmeyi seven bir insanım. Her insanın da göndermiş olduğu parayı IBAN'dan almayın. Onu da söyleyeyim. Çünkü o kişi takipte olabilir. Size 1 lira daha yatsa sizin başınızı da yakabilir. Evet. IBAN da çok tehlikeli bir şey. Onu da söyleyeyim yani. Herkesten IBAN'dan para almayın diye uyarayım ben vatandaşlarımızı. Yani Osmancık sanayi sitesini, küçük sanayi sitesini, aslında küçük de değil de yani. Evet. Sonuçta organize sanayi bölgesinden büyük bence. Eksiklikleri çok. Verilen vaatler var. 20 yıldır verilen vaatler var. Tutulmayan sözler var. Oradaki insanlarımız, oradaki ustalarımız çok mağdur ediliyor. Şimdi mesela bir çırak düşünün. Oraya gidecek. Nasıl gidecek? Kendi imkanlarıyla gidecek. Olmadığını düşünelim. Bisikletle gidecek. Yani bisikletle gitse bile D100 karayolunda sıkıntı, trafik çok sıkıntı. Karda kışta kıyamette nasıl gidecek? Şimdi kalifiye eleman yetişmiyor. Evet. Devrimizde maalesef eline tornavidayı alan ben ustayım diye çıkıyor. Yapacağı işi de bozuyor. Evet, arabayı şimdi hurdaya mesela, çevirebiliyor. Arabayı da hurdaya çeviriyor. Her şeyi hurdaya çevirebiliyor. Şimdi yetişmiyor. Usta yetişmiyor. Gidelim bugün sanayi sitesine baktığımız zaten zaman... Zaten sanayi sitesine gitmek ayrı bir eziyet. O ayrı bir eziyet. Arabası olmayan nasıl gidecek? Evet. Şimdi sanayi sitesi oraya yapıldığı zaman ne yapılması gerekiyordu? Bir ulaşım sorunu çözülmesi gerekiyor bir kere. İşte sanayi şehrin dışında. Öyle böyle değil. Yani. Baya baya dışında. Planlaması güzel mi? Evet. Geleceği hesap ederek, Osmancık'ın genişleyeceğini hesap ederek planlanmış bir yer. Evet. Ki onların, o dönemki insanların planladığı şekilde
günümüzde şu anda Osmancık'ın orada olması gerekiyor. Yerleşim alanlarının oraya çok daha yakın olması gerekiyordu ama bu zamana kadar Osmancık iyi yönetilemediği için, Osmancık genişleyemedi. Genişleyemediği için sanayi sitesi orada, biz buradayız. Osmancık içerisindeki o tarihi dokuyu, yıkarak bina yapmayı gelişme olarak kabul ettik, evet, maalesef. Maalesef her yerde gördüğümüz üzere değişik binalar yükseliyor. Değişik binalar yükseliyor. Bunun önüne geçeceğiz. Evet. Benim bir kere şöyle baktığım zaman çarşı merkezi dediğimiz, kalenin etrafı bizim maalesef çarşı merkezimiz diye geçiyor. Biz çarşı merkezini başka yere taşıyacağız. Bu kalenin etrafı boşalacak. Çünkü Allah göstermesin, yarın bir gün biz deprem ülkesiyiz. Ve Osmancık'ımız birinci derecede hayatın üzerinde. Bugün bir deprem olduğu zaman kalede tabii ki bir deforme olacak. Olduğu zaman bu çarşı içindeki dükkanlara yansıyacak. Evet. Dükkanların üzerine gelecek. Günümüzde görüyoruz. Taşlar düşüyor. Var, düşüyor. Düşen taşlar sadece deprem olması zamanında yani, değil. Diğer zamanlarda da bu kış mevsiminden sonra kayanın gevşemeleriyle birçok dükkanlar hasar gördü, evet, çevresindeki. Bizim projelerimizden bir tanesi de Osmancık'a güzel bir şehre, güzel bir çarşı merkezi. En büyük projelerden bir tanesi de Ulusoy dediğimiz Asya tesislerini oradan bir dalma yapacağız. D100 karayolunu yerin altından alacağız. Çorum kavşağından çıkartacağız. İlçemizin içine araç trafiğini girişten sağdan soldan vereceğiz. Yan yollardan vereceğiz ve kaldırılan yolun üstü komple ağaçlandırılacak. Çok büyük bir millet bahçesi tarzında çok büyük bir yer yapılacak. O bölge, o yol. Yol çünkü yerin altından gidecek. Haliyle orada bir büyük bir alan açılmış yani olacak. Tünel sistemiyle geçilecek. Osmancık'tan bir şey almak isteyen vatandaşlarımız Osmancık'ın içine girecek. Yani ticaret şimdi artacak. Şimdi tünel sistemiyle, şimdi vatandaşımız da diyecek ki tünel sistemiyle oradan geçenler Osmancık'ı görmeden geçip gidecek. Osmancık'a ne faydası olacak? Osmancık'la yolun bağlantısı kesilecek düşüncesinde Osmancık'la olacaklar. Bununla ilgili şöyle bir düşünce var mı? Şehri cazibe merkezi haline dönüştürüp, yani o insanları Osmancık'a uğramadan gitmeyeyim düşüncesi oluşturacak proje var mı? Size şunu söyleyeyim. Biz o tünel projesini yapacağız ve insanlar Osmancık'ın içine girecek. Sıcak para dönecek. Yani tünel Osmancık'la bağlantıyı kesmemiş. Ya bugün otoban geçiyor. Bolu'dan otoban geçiyor. Evet. Girmek isteyen vatandaş, alışverişini yapmak isteyen vatandaş Bolu'ya yine giriyor. Es geçmiyor. Evet. Osmancık'ta siz da, eğer şehre bir marka değeri katarsanız o şehre insanlar zorunlu ki olarak uğramak durumunda diyorsun. Tabii ki. Şimdi insanların karşısına ilgi çekici bir şehir bırakırsanız, bir şehir inşa ederseniz, bir şehir gösterirseniz insanlara, yoldan geçen insan uğrama zorunluluğu hisseder. Ya bak, şöyle şuradan geçerken bakacak. Mesela biz gece çekimleri yapıyoruz değil mi? Evet. Drone'la çekim yapıyoruz mesela. Şöyle baktığımız zaman çok güzel bir albenisi var. Osmancık'ın, evet, gece görüntüsü çok güzel bir albenisi var. Evet. Şimdi yoldan geçen insanı buraya çekmek için proje ürettiğimiz zaman yoldan geçen insanlar kendileri zaten girecek ilçeye. Bugün ülkenin içine, yani girmek zorunda hissedecekler. Ya pirincimiz var. Bir marka değeri. Şimdi pirincimiz marka değeri ama biz bunu teknoloji olarak marka değeri yapacağız. Değişik projelerimiz var. Biz buraya yatırımcıları çekeceğiz. Osmancık tamamıyla, halkıyla bütün olup büyüyecek. Halk da kazanacak, esnaf da kazanacak, herkes kazanacak. Herkes mutlu olacak ya. Yani şu ilçede ben gezdiğim zaman bakıyorum, hep suratı asık insanlar var. Peki neden? Ekonomik sıkıntılardan çalışamıyor. Çünkü burada olanakları az. 3-5 tane tekstil fabrikası var. O oradan çıkıyor oraya giriyor. O oradan çıkıyor oraya giriyor. Öyle de bir sirkülasyon. Yani birbirine devşirme gibi. Devşirme yapılıyor zaten. Bunu halkın kendisi söylüyor. Yani şimdi A firması elemanı çıkartıyor işten. B firması onun çıkarttığı elemanı İşkur vasıtasıyla alıyor. Burada ne oluyor? Bir rant kapısı çıkıyor. Niye? Çünkü İşkur üzerinden aldığı için devlet karşılıyor bunun sigorta, evet, masraflarını. Evet. Firmanın cebinden bir şey çıkmıyor. 6 ay sonra onu çıkartıyor. Öbürünü alıyor. Öbür adam alıyor bu sefer. Yani şu, ben bana şunu düşündürdü.
O dediğin tekstil fabrikası ya da herhangi bir fabrika Mercedes'e binene kadar normal sıradan bir arabaya binsin ama işçinin hakkını versin. Aynen. Devletin vermiş olduğu bu olanakları da şeyinde farklı değerlendirsin. Tabii ki. Tabii ki. Devletin amacımız bütçesinden o. Bir şey gitmesin. Ya şimdi devletin bütçesinden bir şey çıkmasın ama halkımız da kazansın. Yani işçi çalıştıran vatandaş da kazansın. Yani şimdi Osmanlıca'ya bakıyoruz. Hepimizin bildiği bir şey. Hepimizin yani sonuçta evet. Benim çocukluğum burada geçti. Senin ömrünün yarısından fazlasını buraya yani. Aldın. Baktığımız zaman hep aynı şeyler, aynı şeyler. Mesela ben buraya geçen sene geldim. Ben şunu gördüm. Değişen tek şey var. Akşam güneş batışı, sabah güneş doğuşu. Değişen başka yeni şey yeni bir günle şey yapıyoruz. Sadece günleri değiştiriyoruz. Ya başka, da ayları değiştiriyoruz, seneleri şey, değiştiriyoruz. Başka hiçbir şeyimiz yok. Şuraya gelen, dışarıdan gelen bir insan ailesiyle gidip oturabileceği bir mekan dahi yok. Ben oraya gelecektim. Bu ırmak boyuyla ilgili, ırmak kıyısıyla ilgili, sahil boyuyla ilgili, Osmancık'la ilgili, sahil diyoruz ya. Sahil boyuyla ilgili herhangi bir proje var mı? Proje var. Cazibe kafamda çok merkezi güzel bir, haline dönüştürmek kafamda için. Kafamda çok güzel bir proje var. Nasıl projeler var? Çok deli projeler var. Mesela Osmancığımıza şunu yapacağız. Teleferik. Yıllardır söz veriyorlar. Her gelen söz vermiş. Bir teleferiği yapamamışlar. Tabii Ordu'da ne var da teleferik var. Ama Ordu'dan burada şimdi söyledin ya. 200 metre şuradan adım atalım. Doğayla iç içesi. 200 metre içeri geliyorsun şehirle iç içesi. Evet. Yani doğayla kucak kucağı olan bir şehir neden farklı bir şekilde değerlendirilmesin? Şimdi Adatepe'den Kandiber Kalemiz'e teleferik hattı çekeceğiz. Adatepe'nin üstünü düzleyeceğiz. Çok güzel bir projem var oraya. Tam üstüne. Muhteşem bir yer olacak. Turist çekecek. Taşkesen Dağı dediğimiz bu köprünün, kalemin arkasında kalan tepe ve bu Hazreti Koyunbaba'nın, Koyunbaba Hazretleri'nin evet. Tabiri caizse rivayete göre geyikleriyle evet. taşıdığı bu taşların olduğu bölgeye bir hattımızı da oraya çekeceğiz. Teleferik hattını. Bir hattımızı yine ilçemizin marka değeri gibi. Gülleyik suyu dediğimiz bir yer var ya marka değeri. Evet. Çünkü Osmancığımızın temiz suya ihtiyacı var. Osmancık'ın tamamının neredeyse insanlar biz kendimiz de gidip aldığımız içme suyu için olarak değerlendiriyor. Saat 12'de gidiyor adam sabah 5'e kadar orada su doldurmuyor şimdi. Oraya da bir teleferik hattı çekeceğiz. Artı insanlarımız buradan kalenin dibinden buradan çıkacak. Teleferikle çıkacak, asansörle çıkacak ve şu gördüğünüz bölgede cam teras yapacağız. Cam teras yapacağız. Turist çekecek. Cam teras olacak. Çıkacak üstüne. Peki kayanın yapısı buna uygun mu? Kayanın yapısı uygun. Kayanın yapısı her şeye uygun. Tabii ki zemin etüdü yapılacak. Mühendisler gelecek, inceleyecek. Nereye uygun olur, nereye daha sağlıklı olur bunu tabii evet. ki. Mühendisler, öyle tabii yani. Biz projeyi çizeceğiz. Teknik olarak. Biz sonuçta bu kale tarihi bir değer olduğu için bunlar hep izne tabi. Biz gerekli bakanlıklara yazışmalar yapacağız. İzinlerimizi isteyeceğiz. Devletimiz nereye uygun görürse, mühendislerin hangi kesimin daha güzel olacağına uygun görür. Biz her türlü bu işin içine gireceğiz ve cam teras olacak. Burada ayrıyetten bir de Fındıcak'ta bir teras. Orası zaten Fındıcak'taki şöyle bir şey. Fındıcak'taki yer ayrı bir yer. Çok güzel bir yer. Oralarda değerlendireceğiz. Yani ilçe teknoloji olarak gelişecek. Doğa sporları olarak gelişecek. Evet. Doğa sporları projemiz var. Doğa sporları olarak yani gelişecek. Trekkingçilerin merkezi haline. Ya şu Kızılırmak dedik ya. Bizim elmasımız boşuna atıyor. Değerlendireceğiz. Çok süper bir yer. Çok kaliteli bir ilçe olacak. Çevreden mesela burada yıllar önce siz kendiniz bilirsiniz. Burada bir asma köprümüz vardı. Evet. Bu asma köprü sadece Osmancığı değil. Osmancığın çevresindeki illerden insanları buraya çekiyor. Evet. Merzifon'dan, Amasya'dan her yerden insan geliyor o köprüden geçmek için. Doğa sporları dedin de şu aklıma geldi. Burada mesela bir Kalinse Şelalesi ve kanyonu var. Evet. Biz daha önce o Kanyoncular Derneği'nin üyelerine yaklaşık 30 kişi geldiler.
Orada kanyondan geçtiler. Türkiye'de gezdiğimiz en ender, yani içine girip inceleme yaptığımız en ender kanyonlardan birisi. Hatta eğitim kanyonu olarak kullanılabilecek bir kanyon dediler. Evet. Çok güzel. Şöyle ne derler? Gün görmemiş derler ya. Gün görmemiş, ayak basmamış. O kadar güzel doğal güzelliklerimiz var ki gerçekten bunları bizim değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar turizme kazandıracağız. Tabii ki. Ya, zaten amacımız teknoloji üstü olacağız. Turizm üstü olacağız. Osmanlıca para yağacak. Osmanlıca'nın halkı kazanacak. Şu gökyüzünden para yağ. Koyun Baba Köprüsü için kafamda yıllardır nasıl evet. Bilişim Vadisi için bir planım var. Çocukluğumdan beridir şu Koyun Baba Köprüsü için bir planım var. Evet. Mini butik, sonuçta bu köprü artık faaliyetini yerine getirmiyor. Tarihi eser olduğu için artık araç trafiğine zaten kapalı. Evet. Ya biz neden bunun üzerine kapatmıyoruz? Neden mini mini böyle büfeler tarzında yerler yapıp üstü açılabilir, cam mekanlarla içeriği de ışıtıp güzelce değerlendiremiyoruz? Fırsatı var. Ya bir kapalı çarşımız var İstanbul'da. Belki vatandaş şu anda izlediğinde çok uçuk kaçık bir hayal olarak görebilir. Hayal değil. Yapılabilecek çalışmalar da var. Belki bunlar bahsettiklerin 5 yıllık döneme sığmayabilir ama en azından altyapısını oluşturmada daha sonraki gelecek kişilere bir altyapı oluşturma açısından çığır açacaktır. Çığır açacak. Zaten Osmancı Sayın Cumhurbaşkanımızın da 100 yıl projeleri var ya, bizim Osmancığımızın evet. Patlamasını yaşayacağız. 100 yıl patlaması yaşayacağız. Osmancığı ihya edeceğiz, halkımızı ihya edeceğiz. Hiçbir gencimiz yani 100 yıl kalmayacak. Osmancık 100 yılı olacak. Osmancık 100 yılı olacak. Türkiye 100 yılı olacak, Çorum 100 yılı olacak. Çorum'u da geçeceğiz. O kadar da iddialıyım. Çorum il merkezini üretimde, kalitede, eğitimde, her şeyde geçeceğiz. Çorum merkezi de geçeceğiz. Zaten bir Osmancıklı'ya sormuşlar. Nerelisin? Çorumluyum demez Osmancık. Osmancıklıyım der. Ama bir adam Sungurlular da Sungurluyum diye. Şimdi Osmancık insanımızın dışarıda sordukları zaman nedense bana bile sordukları zaman şöyle söylüyorum. Hani nerelisin dediği zaman Osmancıklıyım diyorum. Çorum aklıma gelmiyor. Yani Osmancığımızın insanında da böyle bir şey var. Hani kendi başına yetebilir. Güçteyiz. Kendi üretimlerimizi yapabilecek güçteyiz, kabiliyetteyiz. İnsanımız çalışkan. Bizim evet. Gençlerimiz dışarıya gitmesin. Göç vermeyelim. Zaten göç alalım, göç vermeyelim. En acı tablo da bu. Aynen. Ben araştırmalarımda, bunu dergide de yayınladım. Çorum nüfusu 1990'da Türkiye nüfusu 55 milyon civarındayken Çorum nüfusu 610 bin. Bugün beraber baktık. 524 bin miydi? O civarlarda. Ama Türkiye nüfusu 85 milyona dayandı şu anda. Türkiye büyüyor, biz küçülüyoruz. Çorum olarak. Şimdi şöyle diyorum ben. O 90'daki nüfusu 610 bin olarak korumuş olsaydı. 1 milyonu aşmıştı. Korumuş olsaydı arada 80-85 binlik bir fark var. Yani o günkü nüfusa göre. O kadar insanımız nereye gitti? Eğer Türkiye nüfusuyla orantılı artış olsaydı ve nüfusu korumuş olsaydı bugün 1 milyonun üzerinde bir nüfusa sahipti. Nüfusa sahip olmuştuk. Bunun sebebi nedir yani? Ekonomik sıkıntı. Ekonomik yani. Yani ekonomik sıkıntıyı bu insanlar niye çekiyor? Ekonomik sıkıntıyı bu insanlar niye çekiyor? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bazı kesimler. Yani bunda yerel yönetimlerin sorumluluğu var. Çok büyük. Yerel yönetimlerin bu işte zaten en büyük sorumluluk onlarda. Yani baştan beridir söylediğimiz olay şu. Bir belediye sadece kaldırım yapmak, asfalt atmak veya bir yerleri denetlemek için yok. Halkın yaşam alanlarını düzenleyecek, halka yeni yaşam alanları sunacak, yatırımları getirecek, projeler üretecek, iş alanları açacak. Evet. Belediyecilik budur. Bu arada derler ki Sinan Bey niye kameraya doğru bakmıyor, bize doğru bakmıyor, hep sana şimdi, bakıyor derler. Söyleşi olduğu evet, için. Evet, söyleşi olduğu için yani kameraya karşı bakmadan seninle sohbetlerimizi evet. Yapıyoruz, röportajımızı yapıyoruz. Evet Sinan Bey, bayağı bir söyleşi yaptık. Evet. Tabii sadece burada anlatmakla yetmiyor, zaman da yetmiyor. Tabii ki. Belki sabaha kadar yayın yapsak
yine sığmaz. Yaptığımızda olmayacak. Evet, yine de sığmaz. Son olarak Osmancık halkına söyleyecekleriniz, vereceğiniz mesaj, onlardan talepleriniz nelerdir? Osmancık bir halkından... Bir bağımsız belediye başkan adayı olarak. Ben bağımsız belediye başkan adayı olarak cesaretimi topladım. Evet. Halkımızın... Bu cesaretten dolayı da kutluyorum yani. Çok teşekkür ederim. Her baba yiğit böyle bağımsız olarak çıkamaz. Evet, herkes çıkamaz. Biz bir medeni cesaret gösterip çıktık bir yola. Evet. Halkımızdan da inşallah oylarına talibiz. Projelerimiz büyük. İlçemiz adına projelerimiz büyük. Biz adam kayırmayacağım ben. Benim baştan beridir sözüm bu. Herkese de şunu söyledim. Yine söylüyorum. Osmancık halkına söylüyorum bunu. Osmancık halkı kazanacak. Sadece ve sadece Osmancık halkı kazanacak. Beraber başaracağız. Beraber büyüyeceğiz. İlçemizi beraber yaşanabilir bir ilçe yapacağız. Çorum'un zaten gözde ilçelerinden bir tanesiyiz. Evet. Ancak biz bunu daha ileriye götüreceğiz. Neden olmasın? Osmancık'ı büyüteceğiz. Sanayimizi büyüteceğiz. Katma değerimiz artacak. Bizim çocuklarımız yazılımcı olacak, programcı olacak. Biz burada büyük fabrikalar açacağız. Yani öyle ya, Osmancık sadece pirinciyle anılmayacak. Zaten o bir bilişimle ilgili şey projeyi gerçekleştirdiğiniz zaman diğerleri otomatik olarak zaten lojistiği gelişecek. Yani bilişim üssünü buraya biz kurduğumuz zaman, üretime başladığımız zaman, bu fabrika kurulduğu zaman haliyle bunun lojistik alanı gelişecek. Bu halka da yansıyacak. Yani. Çalışanlara yansıyacak, halka yansıyacak, tabana kadar inecek bu. Şimdi büyük bir firmanın buraya geldiğini duyan firmalar, başka firmalar da buraya yatırımlar yapacak. Sadece bizim teşvikimizle... Yani çekiciliği özelliği kazanacak. Çok büyük bir çekiciliği olan bir firma yanında da getirecek. Farklı farklı firmaları da sürükleyecek. Çünkü bugün siz LCD üretimi yaptığınız zaman, batarya üretimi yaptığınız zaman bu bataryanın ham maddesini üretecek bir firma da gelecek buraya. Tedarikçisi buraya gelecek. Depolarını mecbur burada tutacak. Çok büyük depolar olmak zorunda. Çünkü siz çok büyük bir üretim tesisi vurmak istiyorsunuz. LCD panel bugün dünyada üretebilen 4 tane bildiğim firma var. Bugün LG, Samsung, 2 tane de Çinli firma var. Büyük firmalar. Onun haricinde LCD paneli üretebilen bir firma yok. Şimdi biz bunlardan dünya devi bir tanesini Osmancık'a yerleştireceğiz. Cep telefonu paneli üretilecek, televizyonlar için LCD ekranlar üretilecek, bataryalar üretilecek, bu yelpaze genişleyecek. Evet. Ve biz 5 senenin sonunda Osmancık'ımıza, Osmancık Belediyesi'ne iştirak şirketi olarak bir teknoloji firması kuracağız. Belediyeye kazandıracağız bir firma. Halkın olacak. Osmancık Belediyesi'ne ait bir iştirak şirketi yani olacak. Yani biz Osmancık halkını da bu işin içine dahil tabii ederek Osmancık başaracağız. Osmancık halkı diyorsun. Zaten bu işin içine girmediği sürece bu iş olmayacak. Osmancık halkı, hedefimiz zaten Osmancık halkının bu işin içinde olması, bize destek vermesi, bizim de güzel işler. Şimdi o vesile olacak, onun vasıtasıyla farklı farklı iş kolları da açılacak. Farklı farklı işlere de gireceğiz. Bunu gören firmalar buraya yatırım yapacak. Sadece X firması gelip buraya yatırım yapmayacak. Onu gören, dediğim gibi, bu büyük firma olduğu için bunu tedarikçileri buraya gelecek. Haliyle burada bir tane otel varsa 5 tane otel yapılacak. Evet. Çünkü yetmeyecek. Turist getireceğiz. Tabii konaklamaya da ihtiyaç var. Konaklama için ihtiyaç doğacak. Sonuçta buraya bir fabrika kurulacak. Çok büyük bir fabrika olacak. Şimdi biz insan da yetiştireceğiz. Yazılımcı yetiştireceğiz. Mesela Bilişim Vadisi dedik. Bilişim Vadisi'nin içinde neler olacak? Sinema salonları olacak, kültür merkezleri olacak, spor salonları olacak. Her türlü spor salonu olacak ve sporcularımızı destekleyeceğiz. Gençlerimizi destekleyeceğiz. Bunlardan bahsetmiştik. Tabii ki gençlerimizi destekleyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman Osmancık'ta halen daha altyapı oturmamış. Altyapımız bitik. Bir yıl ya Osmancık'ın tamamının altyapısını düzeltmek ve 50 sene boyunca kafadan 50 sene boyunca sorunsuz bir şekilde altyapı yapmak sadece bir yıl. Bir yıllık mesele. Evet. Şu Osmancık'ta henüz en yeni altyapımız telefon hatları Osmancık'ta. Benim ortaokul dönemlerimde sıfırdan yapıldı. Halen daha santral yok deniliyor. İnsan evine, bir kişi, bir vatandaş evine internet bağlatmak isteniyor. Telefon hattı bağlatmak isteniyor. Günlerce uğraşıyor. Niye uğraşıyoruz?
biz gençlerimize, Osmancığımıza interneti de bedava vereceğiz. Kalenin üstüne koyacağım kendim bizzat. Ben zaten teknolojiyle uğraşan bir insanım. Kalenin üstüne koyacağız vericilerimizi, Wi-Fi'mizi yerleştireceğiz. Osmancığın gençlerine, Osmancığın insanına hızlı internet. Lafı uzak ama bir önceki yönetimin, şu anki mevcut yönetimin de kitapçığında bu öyle bir vaat vardı. Var. Ama yok. Görünüşte öyle bir internet. Öyle bir görünüşte öyle bir. Sinan Bey konuk olarak programımıza katıldınız. Ben davetimizi geri çevirmeyip program konuğu olarak programımızı şereflendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ekranlarımız diğer adaylarımıza da açık. Sadece Osmancık'taki adaylarımız değil, tüm ilçelerdeki adaylarımıza da her siyasi görüşe de ekranlarımız açık. Söyleşi yapmak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli diyorum. Bağımsız Osmancık bağımsız belediye başkan adayı Sinan Gürer'e de başarılar diliyorum. Allah çıktığınız bu yolda muvaffak eylesin. Abi. Az önce de dediğim gibi her baba yiğidin harcı değil böyle bağımsız olarak çıkabilmek. Evet. Başka güzel bir programda daha buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.